Dün biliyorsunuz Şırnak'ın Roboski köyünde milletvekilimiz Sayın Ferhat Encü'ye ve oradaki halkımıza yönelik fiziki silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı yapanlar Şırnak halkının %85 oyuyla seçilmiş olan milletvekili arkadaşımıza eşkıyaların milletvekilisin demek suretiyle tarihte görülmeyecek bir eşkıyalık örneği sergilemiş durumdalar. Meclis başkanı olarak ve başkanlık divanı olarak bir milletvekiline yönelen saldırıların aynı zamanda bütün Türkiye halkının iradesine yönelmiş saldırı olarak burada mutlaka genel kurula hatırlatılması gerektiği ve burada bir tavrın ortaya konması gerektiğini ifade etmek durumundasınız. Sorumluların bu kamu görevlerinin de bir an önce bir idari soruşturmayla açığa alınması gerektiği hususunu bilginize sunuyorum. 34 evladını kaybeden Uludere'li ailelerin hassasiyetlerini, onların reaksiyonlarını hoş görmek devletin çok önemli bir işlevsel görevidir. O aileleri anlamak, onların tam tersine suçları yargı önüne çıkartmak devletin göreviyken, oradaki ailelerin adeta suçlu gibi görülerek tahkir edilmesi, tecziye edilmesi kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu anlayışın yanında bir de bir milletvekilinin orada tartaklanması, dövülmeye tabi tutulması, üzerine gaz bombası atılması millet meclisimizin başta sizin başkanınıza karşı çıkması gereken bir hadisedir. Biz de bu olayı şiddetle kınıyoruz. Rütük seçimlerinin, başkanlık seçimlerinin önümüzdeki hafta olacağı düşüncesiyle bu konudaki kararınızı bir an önce siyasi partilere bildirmeniz ve Rütük seçimlerinin zaman geçirmeden yapılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.